LSG şanzıman güçlendirilmiş tüp uygulamadan önce dikkat edilmesi gereken şeyler. Öncelikle aracın kilometresini baz almak gerekiyor. Artı mekatronun etrafında yağ kaçakları falan mevcutsa güçlendirilmiş tüp uygulaması yapmayalım. 150 bin kilometre üzerindeki araçlara güçlendirilmiş tüp uygulaması yapılmadan önce mekatronun tamir takımının komple A'dan Z'ye değiştirilmesini gerektiğini öneriyoruz. İki tane aracımız var. Buna önce işlemimizi yaptık. Güçlendirilmiş tüp uygulamasını ve mekatronik tamir takımını yaptık. Hazır bu aracımız. Aracımız Passat B8 kasa. Geç doldurma şikayeti ve geri kaydırma şikayetimiz vardı. Şimdi ikinci mekatroniğimize geçtik. Şu anda toplama işlemine geçtik. Gelin bakın arkadaşlar, beraber görelim neler yapacağız. İçinden çıkan tamir takımları, contaları, keçeleri, filtresi, işler acısı. Şu anda toplama işlemine geçtik. Mekatroniğimizi topluyoruz şu anda hidrolik ünitesini. Getir kardeşim. Valizlerin içindeki bütün orikleri, contaları değiştirdik. Komple değiştirdik. Valiz takımının bağlantı borusu var. Onun altında bir tane conta var. O contayı da değiştirdik. Yenisini taktık. Tabii ki onların bağlantının içinde bilye var, misket var. Bu misketleri buraya takıyoruz. Gel kardeşim. Bu videoyu izleyen bir usta mekatronik revizyonu rahatlıkla yapabilir. Hiç zorlanmaz. Gayet başarılı bir işlem olur. Buradaki valve takımının borusunun contası. Contasını takıyoruz buraya. Conta bir kerelik kullanmalık. İkinciye kullanılmaz çünkü buradaki basma yerleri var, yapışıyor oraya. Yapıştığı zaman işi bitiyor. İkinciye kullanamıyorsun. Sağlıklı bir şey olmuyor. Yani güçlendirilmiş tüp uygulaması yapılmadan önce böyle şeyler dikkat edilmesi gerekiyor. A'dan Z'ye tamir takımı değişmesi gerekiyor. Koy koy. Önüne gelen DSG şanzımancı olmuş. Her gördüğü araca LSG güçlendirilmiş tüp uygulaması yapıyor. Müşterimizin sorunu gitmiyor, şikayeti giderilmiyor. Kısa vadede bir işlem oluyor. Yani 100 binin altında uygulayabilirsiniz. Herhangi bir şanzıman etrafında yağ kaçakları falan mevcut değilse. Ama araç 150 bin kilometre üzerindeyse güçlendirilmiş tüp uygulaması yaptığınızda bu kez basınç fazla olduğundan dolayı mekatronik içindeki contalar, keçeler özelliğini kaybettiğinden dolayı bu işlemi yaptıktan sonra basınç kaybına sebebiyet veriyor. Vites geçişlerinde istediğiniz konforu yakalayamıyorsunuz. Basınç arızasıyla tekrar geliyorsunuz. Ya yani gibi gibi şeyler yani. Her contanın kendine has görevi var. Bu görevi yarım yaptığında ne olur? Basınç kaybına sebebiyet verir. Araç düzgün vites geçişlerine yapmaz. Geç kalkışa devam eder. Müşterimizin sorunu giderilmez. Yapılan iş çöp olur yani, yarım iş olur. Şu anda valflerimizi toplama işlemini gerçekleştirdik. Bakalım şöyle ayarını yapalım. Yerine güzel bir şekilde olsun. Burada nelerimiz var? Burada plate'in alt contası var. Onu da değiştirdik. Burada bir tane filtremiz mevcut. Bu filtreyi takıyoruz. Burada iki tane sacımız var. Sacılarını koyuyoruz yerine. Ve plate'imizi yerine oturtuyoruz güzel bir şekilde arkadaşlar. Plate oturttuktan sonra şöyle bir kontrol edelim. Alttaki valve tam yerine gelmiş mi? Evet, biraz daha istiyor. Getir vidalarını. Bak vidalarını. Şey var. Şarjı masrafı. Otuz olsun.
Şey ya. O diğer uzun var ya uzun. Tam burada. Vaflerimizi bak gayet güzel. Koy sıkayım hemen. Şimdi plate'in montaj işlemini gerçekleştiriyoruz. Şekilde alıyor. Al onu. O küre atacağız, bekle. Bana gresiye getir. Üstümüzün o-ringi ısırmasın, o yüzden hafta inceden yağlıyoruz, yapışsın bile buraya. Çonta çıkmasın yerinden takarken. Şu anda güçlenmiş tüpümüzün aparatını takıyoruz yerine. Bu aparat ne işe yarıyor burada? Çelik bir gövde arkadaşlar. Bunu buraya monta ettiğimizde ilerleyen zamanlarda hem tüp gevşemesinin önüne geçiyor, artı bir de plate'in buradan dibinden çatlatmasına, kırmasına, dağıtmasına, aracı yolda bırakmasının önüne geçiyor. Gayet faydalı bir işlem oluyor. Hani sen şu şeyini koy. Mekanik yağını koy. Onu koyalım yerine. Getir. Ayarla, ayarlarını yap. Onu, tamam. Onu yağını koyalım. Tut Kerem şeyi ver. Küçüğünce de şeyi ver. Sıkalım şunları. Tut şeyi. Kuletimizi sıktık onu. Kuletimizi sıkma işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet, plate sıkma işlemimizi gerçekleştirdik. Şu anda elektrikli pompamızı takıyoruz yerine. Elektrikli pompamız buraya geliyor. Yani DSG şanzımanda devamlı bu elektrikli pompa çalışıyor arkadaşlar. Çalışma sebebi de burada tüpün gevşediği için o-ringi yırtılıyor. Oradan basınç kaybına sebebiyet veriyor. Veya tüpün içindeki azot gazı azaldığı için, pompa devamlı çalıştığı için ne yapıyor? Sıcak havalarda araç genelde şanzıman kartını yakıyor. Bununla önüne geçiyoruz. Şanzıman kartının da ömrünü uzatıyoruz. Hem kavramanın ömrünü uzatıyoruz. Güçlendirme tüpü uygulayaraktan. Yani bir nevi birkaç parçanın bozulmamasını önlüyoruz. Veya ömrünü uzatıyoruz. Burada da yağ bombamız mevcut bir tane.
mekanik olaraktan. Bunun burada contası var. Contasını koyuyoruz buraya. Bunun bir tane şey olacak, plastiği olacak. Şaftı olacak yani. Aktarma şaftı. Şaftı da buraya takıyoruz arkadaşlar. Yani bu videoyu izleyip de DSG şanzıman mekanik tamir takımı ve güçlendirip tutma uygulamasını rahatça yapabilirsiniz. Bu videoyu çekme amacım gerçekten son dönemde yapılan usta hatalarından dolayı araç sahiplerinin canı çok yanıyor. DSG mekanik revizyonu tamir takımı nasıl yapılır? Güçlendirme tutma uygulaması nasıl yapılır? O yüzden bunlardan bahsetmek istedim. Bilgilendirme amacında olsun diye. Belki faydam olur insanlara. Çevir. Evet, şimdi işin can damarına geldik. Güçlendirmiş tüpümüz. Güçlendirmiş tüpümüzün de montajını gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Güçlendirmiş tüp araçta oluşacak 10 tane arızanın önüne geçiyor. Kavrama arızası, pleyt çatlatması, şanzıman kartı yakması, geçit doldurma şikayeti gibi birkaç arızanın önüne geçiyor arkadaşlar. Millbrook marka takıyoruz arkadaşlar. Kaliteli gayet güzel. Yüzü geçir uygulamamız gerçekleşti servisimizde Kaan Otomatik'te. Herhangi bir geri dönüş almadık arkadaşlar. Gayet başarılı, düzgün bir basınç tüpü. Kaliteli. Güçlendirme burayı kapattık arkadaşlar. Burayla işimiz kalmadı. Güçlendirme uygulamamızı gerçek şu anda kartelini takıyoruz arkadaşlar. Kartelin contasını değiştirdik tabii bu arada. Kartelin contasını değiştirdik. Hemen sıkıyorum geçiş şeyleri. Yani mekatronik 0 gibi oldu arkadaşlar. Şeyler uzun tors. Uzun şey nereden? 30 tors. Bunlar da bunda ne tutuyor? Şu şey nerede kanka? Uzun otuz tors ver bana. Onu hudut tut diye tak olma falan. On lokma tornavida ya da on lokmayı ver. Var mı kanka? Rahat çalışıyor mu o mekatör? Küçüğün o şey nerede o sos? Tut. Oradan küçük 10 lokması versene şey Berdan. Küçük 10 lokmasını. Kartel montaj işlemimizi gerçekleştirdik. Kartelimizin videolarını sıkıyoruz arkadaşlar. İşin son noktasına geldik. Gayet temiz, düzgün ve sağlıklı iş yaptık. Müşterimiz artık bu hidrolik ünitesine 150 bin kilometre daha elini sürmeyecek. Kafası rahat olacak. Yolda bırakma derdine son. Bunun burada iki tane şeyi var. Sinir yuvası var. Pistonların çalıştığı yer. Bunlar da O-ringlerini değiştirdik. İki tane O-ringi var burada. Yani 56 tane O-ring conta takım hepsi değişti arkadaşlar. Şeyden de sekmanın. İnce tornavida bir tane.
şey sekmem. Sekmem de burada. Komple o linklerin falan hepsini adam size değiştirdik. Evet, sağlık da. Sağ ol abi, hoş geldin. Bu kavramanın bu giriş kutusu şu niye çok ısınır? Şey için, içindeki pompa fazla çalıştığı için. İçindeki pompa fazla çalıştığı için abi. Pompa içindeki tamir takımı özelliği kaybettiği için bir de tüp gevşek de olabilir. Tüp gevşetmiş olabilir. Tüpün içindeki azot gazı var ya, o da zayıflamıştır. Onun dolayı pompa devamlı çalıştığı için fazla ısınma yapar. Topaladım içinde Süleyman abi ya. Çontalak teşhir hepsini A'dan Z'ye hepsini değiştirdim. Böyle olursa bir daha sıkıntı yaşamayacağım. Tamam, benim kafam olayım. Ustalım aleke gelmiyor, anladın mı? Demesinler. Kaan Otomotiv'e gittim, şu işi yaptırdım da yapamadı, beceremedi demesin. Doğru mu abi? İki gün sonra. Bir kere yapacaksın abi, kafana rahat edecek. Peki bu şeyde vites değiştirirken herhangi bir şey yapmıyor mu? Yok, şimdi araçta geç doldurma, geri kaydırma falan var ya abi. Bunlar tamamen önüne geçiyorsun, hepsi gidiyor abi. Hayır, bu ısınmadan diyor, ısınmada yani, tabii, diyor. Motor devamlı çalıştığı zaman. Devamlı çalışıyor, kartı bozuyor işte, kart yanıyor falan. Kart yanıyor falan. Tabii kart yanıyor, ondan sonra kavramayı bozuyor. Yani kaç tane şikayet oluşuyor abi. Niye dese ki şanzıman kartlar çabuk yanıyor? İşte motor devamlı çalıştığı için, içindeki basınç kaçağından dolayı devamlı motor harekete alın oluyor abi, susmuyor, anladın mı? Şeyde diyor. Peki bunlar kontağı kapattığı zaman devreyi kesmesi lazım. Dururken işte dam pompa basınç üretiyor abi orada. Basınç kaybı var, içindeki basınç tutamıyor. Kontağı kapattığı zaman duruyor o. O durur ama adam kontağı kapatmış. Yanlış bir koku var. Kontağı kapatınca mı devam çalışıyormuş? Evet. Tamam işte basınç kaybı var işte abi bir yerde. Ondan dolayı pompa çalışıyor devamlı. Bir miktarda sonsuzlar ama. Anladın mı? O zaman komple orik takımları değişecek. Orik takımı, güçlendirilmiş tüp uygulaması yapılacak abi. Sadece orik takımı değil. Buradaki valflerin keçilerini de değiştirdik bunu ama. Buradaki var ya bunlar. Pinlerin keçileri. Vallahi bende fazla kalmadı abi bundan ya. İki tane kaldı, sipariş ettim, bekliyorum gelsin işte. Nasıl? Bir tane falan kaldı, sipariş ettim, bekliyorum gelmesini. Söyler, olmazsa kuryeyle getiririz ya. Kuryeyle getiririz olmazsa ya. Söyleriz. Bakayım mı? Hı? He, tak kanka onu. Temizledin mi geldin güzelce? Tamam. Vidaları bunlar mı? Hı, vidalar onda. Boşal. Kırk kilo falan şey kalmadı. Kanka bu kutlar olmaz bak. Bunlar temizler. Kutlar bir balı spreyle şey yapsın. Temizle güzel balı spreyle. Olmaz öyle. Geldi ben ana kanalda gitti değil mi? Hı? Evet, söyleyeceğim bir şey var abi işte. Bilmiyorum ama. Ha? Vurdur usta. Evet, sekmanlara da geçelim. Pinlerimizi de taktık arkadaşlar. Onun içinde keçide de değişti komple. Şimdi buranın bir tane geri vitesin şeyi var. O ringi var. Bu geri vitesi yağ dolaşımı geçiyor arkadaşlar buradan. Burada bir tane basınç sensörümüz var arkadaşlar. Buradaki basıncı okuyor, algılıyor. Buradaki orikleri de değiştirdik. Komple etrafındaki orikleri de değiştirdik. Buradaki oriklerin önemi ne arkadaşlar?
Görüyorsunuz burayı kapatıyor. Burada valfler çalışıyor. Valfler buraya geçiyor görüyorsunuz. Buradaki contaların yani o-ringlerin yani özelliği kaybolduğundan dolayı buradan içeri yağ veriyor. Yağ verdiği zaman ne yapıyor? Burada bir kısa devre oluşuyor. Kısa devre oluştuğunda kart yanma sebebiyet veriyor. Yani tamir takımını, conta takımını değiştirerekten buradaki kısa devreyi de engelliyoruz. Kartın bozulmasını da engelliyoruz gördüğünüz gibi. Gayet sağlıklı bir iş oluyor arkadaşlar. Düzgün, temiz. Yani yaptığınız işi bir kere yapacaksınız. İkinci evde uğraşmayacaksınız. Onu da taktık. Şimdi kartımızı geçiriyoruz yerinden. Sonra aracın kartı niye yandı? Bu araç niye fazla ısındı? Niye bu araca masraf çıktı? Demeyeceksiniz. Tuttum buranın değil ya. Şimdi yanlış. Şuradan abi yaptım. Yok bir dakika. Şöyle geçer. Pim şuraya geliyor. Ver bir dakika şey. Evet. Evet kart oturma işlemi de tamam arkadaşlar. Kartın buradaki contasını değiştirdik. Buradan yağ gelmemesi lazım. Abi hoş geldin. Abi şartlar da. Tamam dur bakacağız abi. Evet arkadaşlar şu anda şanzıman kartımızı taktık. Mekatronomimizi topladık. Tamir takımını değiştik. Müşterinin tip uygulamamızı yaptık. Bu işten bu kadar. Bu videoyu izleyen bir usta rahatlıkça bu şanzıman mekatronik televizyonu yapabilir. Şu anda şanzıman yanımızı koyup üzerine atacağız. Umarım videom faydalı olmuştur. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.